Hayatınızın bir yerinde, bir noktasında, bir dönemecinde, bir kırılma anında verdiğiniz karar farklı olsaydı ya da diğer ihtimali tercih etseydiniz, diğer ihtimallerden birisini tercih etseydiniz, acaba hayatınız nasıl olurdu? Nasıl bir hikayeniz olurdu? Düşünüyorsunuz böyle değil mi arada sırada? Eminim bunu herkes düşünüyordur. O üniversiteyi tercih etmeseydim, o bölümde okumasaydım, o şehre gitmeseydim, tanısaydım, tanımasaydım, sevseydim, sevmeseydim. Sonsuz şarta bağlı, sonsuz ihtimal var insanın önünde, geçmişinde ve geleceğinde. İşte bu nereden benim aklıma geldi? Bir dizi izledim ve o dizi beni çok etkiledi. Birçok şey düşündürdü. Dizinin adı Yüksek Şato'daki Adam. Baştan söylüyorum, diziyle alakalı sizin seyir keyfinizi bozacak öyle çok büyük spoilerlar vermeyeceğim. Yani şu ana kadar izlemeyenler bu videoyu rahat rahat izleyebilirler. Özellikle dikkat edeceğim spoiler vermemeye. Dizi bana ne düşündürdü? Nasıl bir etkisi oldu? İşin ilginç yanı, dizi tam da bunu anlatıyor, biliyor musunuz? Bir film izliyorsunuz ve düşünceleriniz değişiyor. Size başka şeyler düşündürüyor o izlediğiniz film. Yüksek Şato'daki Adam dizisi de bana başka şeyler düşündürdü. Şimdi şöyle, bu dizi 1962 yılında yazılan, Philip Dick'in yazdığı bir romandan uyarlanmış. Aynı isimdeki romandan uyarlanmış. Başka bir ihtimal üzerine bir dünya resmetmiş. Nasıl bir ihtimal? Diyor ki yazar, İkinci Dünya Savaşı'nı Naziler kazanmış olsaydı ne olurdu? Atom bombasını Amerika Japonya'ya değil de Almanya Washington'a atmış olsaydı ne olurdu? Ve bu soru üzerine, bu ihtimal üzerine bir dünya haritası çıkıyor karşımıza. Dünyayı iki büyük güç idare ediyor. Nazi İmparatorluğu ve Japon İmparatorluğu. İtalya'da var ama o biraz daha küçük bir güç. Dünyayı ikiye bölmüş bu iki imparatorluk idare ediyor. Sovyet, Rusya falan filan yok. Tabii hikaye Amerika merkezli ilerliyor. Arada sırada Almanya da giriyor hikayenin içine. Amerika da ikiye bölünmüş durumda. Amerika'nın doğusunu büyük Nazi İmparatorluğu, batısını da Japon İmparatorluğu yönetiyor. Ortada da bir tarafsız bölge var. Kukla hükümetler kurulmuş orada. Ve Amerika üzerinden hikaye ilerlemeye başlıyor. Ve bir gün hikayemizin baş kahramanı, kadın kahramanı Juliana Crane bir film izliyor. Kısa bir film izliyor. Ve beyninde bir kıvılcım çakıyor. Zihninde başka bir ihtimal beliriyor. Film ona diyor ki, peki her şey böyle olmasaydı? Peki İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu böyle olmasaydı? Ve bu soru üzerine beyninde çakan o kıvılcımla beraber Juliana yerinde duramıyor. Huzuru kaçıyor. Huzurum kalmadı fani dünyada diyor. Ama o huzur bozulması o kadar iyi bir şey ki. Çünkü onun huzur zannettiği şey aslında mahkumiyet. Aslında esaret. O boyundurağa o kadar çok alışmış ki. Ayağındaki prangaya o kadar alışmış ki. Bileklerindeki kelepçelere o kadar alışmış ki. Bunu huzur zannediyor. Ya öyle de olsa böyle de olsa bir huzurumuz var, bir düzenimiz var. Düzenimizi bozmayalım. Ama izlediği o kısacık film nereden, nasıl, ne şekilde geldiği belli olmayan, farklı bir gerçekliği anlatan, sanki aynı dünyada onların göremediği bir alemde başka bir hayat yaşanıyormuş. Başka bir ihtimal yaşanıyormuş gibi. Juliana Crane bu filmleri daha çok insanın izlemesini istiyor. Daha çok insan görürse daha çok insan heyecanlanır. Daha çok insan diğer ihtimale, daha iyi bir ihtimale inanır ve harekete geçeriz. Daha çok insan harekete geçer diye daha çok insana filmleri ulaştırmaya çalışıyor. Diğer taraftan Hitler dünyanın en güçlü adamı. O da bu filmlerin kimseye ulaşmaması için uğraşıyor. Elindeki o büyük istihbarat gücünü, askeri gücü, polis gücünü bu filmleri toplamak için, yok etmek için kullanıyor. O da kendine bir film arşivi oluşturuyor. Yazar Philip Dick bu romanda, Yüksek Şato'daki Adam'da aslına bakarsanız çok sert Amerikan toplumu eleştirileri de yapıyor. Çünkü diğer ihtimali gören, bir şekilde bir portaldan diğer dünyayı, diğer gerçekliği gören insanlar bakıyorlar ki diğer ihtimal de aslında o kadar mükemmel değil, o kadar kusursuz değil. Çünkü Nazi İmparatorluğunda ya da Japon İmparatorluğunda ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören, ayrımcılığa maruz kalan, ırkçılığa maruz kalan beyaz Amerikalılar, siyahi muamelesi gören, Yahudi muamelesi gören beyaz Amerikalılar, diğer ihtimalde ayrımcılığı yapanların kendileri olduklarını görüyorlar. Siyahlara dünyayı dar edenlerin kendileri olduklarını görüyorlar. Yani buradan da anlaşılacağı üzere ihtimalleri
iyi ya da kötü yapan şey insanın ta kendisidir. Mesela dizideki önemli karakterlerden birisi John Smith. Adından da anlaşılacağı üzere tam bir Amerikalı. Amerikan ordusunda genç bir subayken savaşı Naziler kazanıyor, Washington yerle bir oluyor ve bir seçenek çıkıyor önüne. İki ihtimal var. Bakın diyorum ya, iki ihtimal var, iki seçenek çıkıyor önüne ve o Nazi ordusuna katılmayı tercih ediyor. Ve bu tercihi yaparken de kendine göre çok haklı mazeretleri var. Diyor ki, ya sonuçta kolumuza takacağımız bir tane kolluk, bir gamalı haç takacağız. Ne var bunda? Eğer biz orada olmazsak halkımıza zulmederler. Biz orada olursak birçok kötülüğe engel olabiliriz. Üstelik gücümüzü toplarız ve bir araya gelip yeniden bir kurtuluş mücadelesi başlatıp ülkemizi özgürlüğüne kavuşturabiliriz. Aslında işte fena fikir değil, diyor ve koluna gamalı haç, Nazi kolluğunu takıyor. Nazi ordusunda bir komutan oluyor. Ve öyle oluyor ki Nazilerden daha da Nazi oluyor. Şimdi tabii akla şu geliyor. Tamam, şu an dünyada da çok büyük problemler var. Ama elimizde bir portal yok ki İnsanları, iyi insanları, masum insanları o portaldan geçirelim ve onları bu kötülükten kurtaralım. Onları daha iyi, daha güzel bir ihtimale taşıyalım. Keşke olsa, hepimiz yaparız. Elimizde ne Nuh'un gemisi var ne de yüksek şatodaki adamın portalı var. Ama bunlar olmamasına rağmen şöyle bir ihtimal var, biliyor musunuz? Dünyayı değiştiremeyiz belki ama kendimizi değiştirebiliriz. Mesela bugün sabah bir saat erken kalkabilirdim. Ya da dün 10 sayfa daha kitap okuyabilirdim. Ya da 10 sayfa kitap okuyabilirdim. Hayatımı daha iyi yapabilirdim. Daha iyi şeyleri tercih edebilirdim. Geçmişte hikayemizin beğenmediğimiz yerlerini silip, ya burayı bir geri alabilir miyiz hocam? Orayı yeniden bir yaşasak, yeniden bir oynasak orayı. Böyle bir şey mümkün değil. Ama hem şu an hem de şu andan itibaren önümüze çıkacak, karşımıza çıkacak sonsuz seçenek içinde, sonsuz durum ve o durumların ihtimalleri içerisinde iyi olanı, doğru olanı, güzel olanı, faydalı olanı seçmek bizim elimizde. Çünkü biz tercihlerimizle bir hikaye yazıyoruz. Peki neden yüksek şatodaki adam? Kendinizi yüksek bir yerde hayal edin. Yüksek bir yerdesiniz ve oradan baktığınızda çok geniş bir alanı görebiliyorsunuz. Yolun geride kalan kısmını görebiliyorsunuz, yolun ilerisini görebiliyorsunuz. Ve geçmişte olanlara bakıp gelecekte ne olabileceğini görüp insanları uyarabiliyorsunuz. İnsanlara haber verebiliyorsunuz. Hani vardır ya, yüzmeyi iyi bilen birisi önce suya atlar, bir boy verir. Ne kadar derin olduğunu gösterir. Ona göre de hani yüzmeyi iyi bilmeyenler, az bilenleri falan ona göre uyarır. Bakın boy veriyorum der. Bazen böyle bir kavşakta kalırız. Sağımıza bakarız bir yol, solumuza bakarız bir yol. Arkamızda, önümüzde her tarafta bir yol var, bir seçenek var. Şöyle etrafımıza döneriz, bir bakarız, döneriz, bir bakarız. Acaba hangisini tercih etsem diye. Çoktan seçmeli sorularla karşılaşırız. İşte çoktan seçmeli sorularla karşılaştığımızda bilincimizin çok açık, dikkatimizin çok güçlü olması lazım. Doğru şıkkı işaretleyebilmek için. Ha, küçücük bir yanlıştan ne olacak diyebiliriz. Ama o yanlışlar bir an geliyor, güçlerini birleştiriyor ve o kadar emek verdiğimiz bir doğruyu yok ediyor. Hatta öyle bir noktaya düşüyoruz ki eksi net yapmışız. Evet, eksi net çok kötü. Sonra bahaneler üretmeye başlıyoruz. Kaydırma yapmışım ya. Vallahi hoca bana taktı, yemin ediyorum hoca bana taktı ya. O gün hiç keyfim yoktu, karnım ağrıyordu. Soru yanlış. Evet, en bombası bu. Soru yanlış. Ben bu soruyu kabul etmiyorum. Bu sorunun varlığını reddediyorum. Ama bunların, bu bahanelerin hiçbirisi sonucu değiştirmiyor. Sonucu değiştirecek olan tek şey insanın hangi ihtimali tercih ettiği. Tabii ki elbette geçmişteki seçimlerimize, tercihlerimize bakarak hayıflanmak, sürekli mutsuzluğa kendimizi hapsetmek, mahkum etmek doğru değil. Ama ders almak için bakmakta fayda var. Ama bugün ve yarın önümüze çıkacak ihtimaller, seçenekler, durumlar karşısında herhangi bir baskı ve zorlama altında değilsek yaptığımız tercihlerden biz sorumluyuz. Sonuçlarına da biz katlanacağız. Ama tabii ki insan her durumda başka türlü bir şey isteyebilir. Değil mi? Başka türlü bir şey
Benim istediğim ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası bu gidelim, gidelim memlete. Denizi ayrı deniz, karası ayrı kadar. Her gece yolum.